Araç, ev, arsa vesaire gibi pek çok sektörde yaşanan fiyat artışı kiralık ev piyasasında da görülmeye devam ediyor. Son zamanlarda kiralık ev fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar vatandaşı kara kara düşündürüyor. 10 binden aşağı kesinlikle evler yok. Bu konuda insanlar zor durumda. Zamlardan bıkmışık artık. Yeter sesimizi duysun yani. Allah millete yardım etsin. Kiracı olanlara yardım etsin. Biraz ev sahipleri vicdanlı olsun. İki kat oldu, veremiyoruz. Ben bir emekli bayanım. Başka gelirim yok. Şikayetçiyim. Sanayi, ticaret ve turizm kenti olan Gaziantep'te hayat pahalılığı giderek artarken kent genelinde ise geçmiş yıllara oranla tüm hayat şartları zorlaştı. Konut kiralarında meydana gelen %100'ün üzerinde artışlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Vallahi olmayanlara Allah yardım etsin kızım. Çok pahalı. Benim oğlan 1.6 bıçağı oturuyor, 1.9 bıçağı oturuyor. Ne kadar maaş alıyorlar? Vallahi birisi 20 lira alıyor. Birisi de 18 bin alıyor. Geçinebiliyorlar. Daha bir yeni evladı nasıl geçirsinler? Borç harç. Zamlardan bıkmışık artık. Yeter sesimizi duysun yani. Ne düşünek? Elimize hiçbir şey gelmediğine göre hiçbir şey düşündüğümüz yok. Ne yorum ne olacak kızım? Elimize bir şey gelmediğine göre kime bildirecek? Kime derdin anlatacak? Kime derdin anlatacak? Gıda fiyatları bir taraftan, ev kiraları bir fiyat. Pahalılık bir yandan ne olacak? Vatandaş geçinemiyoruz. Geçinemiyor doğru. Ben aldım 7,5 kat, ev kirası var 8 kat. Ev aradım, maaşını yettim 6 kere buldum. Başka ne olacak şarası? Pahalı ya yavrum, çok şükür bizim malımız ama kirada olanlara Allah hesaplarına birden mahremet versin. Allah millete yardım etsin, kiracı olanlara yardım etsin yani başka bir şey diyelim. Siz kirada mı oturuyorsunuz? Kirada oturuyorum da benim öyle bir fazla şeyim yok, ev sahibine fazla bir sıkıntım yok yani öyle. Yani anlayışlı bir kişi. Ben de aynı emekliyim, ben de 7500 lira maaş alıyorum ama ev kiram daha normal uygun olduğunda ev sahibinden hani anlayışlı kişi olduğundan. Birçok ev sahibi ne yazık ki %25 yerine %100'ün üzerinde bir zam uyguladı. Doğrudur. Benim mahallemde de var mesela. %100'ü bırak %300 arttıranlar var yani. Evet. Allah millete yardım etsin. Yani bir de onu alıp nasıl yiyecekler onun da hesabını versinler. Yani hep bana Rab bana demeyecekler. Yani karşı tarafa da düşünmek lazım. Biraz ev sahipleri vicdanlı olsun. Bir bütçe mesela bir eve bence 40 bin 50 bin gelmesi lazım. Ben de ev sahibiyim ama vicdanlıyım. Yani o gece başımı yastığa koyan zaman vicdana düşünüyorum. Ya okuldur, servistir, sudur, elektriktir yani çok gelir insanlara. Bana kalırsa biraz vicdanen yani bu biz kendi devletimize de atmayalım. Biz insanlar biraz yapıcı olalım. Ev kiraları bayağı yüksek. Türkiye genelinden her tarafta yüksek gözüküyor. Antep'ten öyle bazı kişilerimiz doğrudur. Yani ev kirası zorluğu çekiyor yani. Çünkü bazı kişilere fırsat bularak ev kiraları kendilerine yaradı yani yükselttiler ev sahipleri. Bazı insanlarımız da mağdur yani aylıklar düşük olduğu için onlara biraz zorlanıyorlar. Ev kirasını vermekten zorlanıyorlar yani. Yani halkımızın Allah yar ve yardımcımız olsun buna bizim yani. Geçim zor olmuştu. Kirada mı oturuyorsun? Kirada değil mi? Ben çocukla kirada oturuyorum. Ne kadar ödüyorsun? 3,5'tu 10 kağıt oldu. 3,5'tu 10 bin oldu. Evet. Peki sizin bu konudaki yorumu nedir? Ne kadar alıyor çocuğunuz maaş? Asgari ücret alıyor. Asgari ücret 11.402 TL. Kendisine bir şey kalmıyor. Bir şey kalmıyor işte. Yani. Elimde gelen evde. Çocuğu var mı? 3 tane de çocuğu var. Okula gidiyor, liseye gidiyor. 2 kat oldu. Veremiyoruz. Ben bir emekli bayanım. Başka gelirim yok. Şikayetçiyim. Ev kiranız ne kadardı? Ne kadar oldu? 3.000 de 6.000 oldu. Devlet bir el atsın buna. Ev kiralarına bu zama da bir el atsın. Geçinemiyoruz. Bir emekli bayanım. O da normal emekliyim yani hani memur da değilim. Onun için yani şikayetçiyim, geçinemiyorum, perişan durumdayız. El atsınlar lütfen. Ben de bir kiracı olarak bunu söylüyorum. Bizim kira fiyatlarına... Benim çocuğum da keza aynı şekilde kiracı konumunda. Maaşlara gelen zamlar, hadi diyelim bir sene süre zarfında %100 zam gelsin. Ama mesela benim çocuğumun kirasına %260 civarında zam geldi. Şimdi bunu keza aynı şekilde benim evime de aynı şekilde eşim memur olduğu halde yine kiralarımıza %100'ü geçen bir zam oranları oldu.
Hadi biz yine dediğim gibi biz memuruz, bir şekilde tolere edebiliyoruz kendimizi, hayatımızı idame edebiliyoruz. Peki bu asgari ücretle geçinen insanlar ne yapacak? 10 binden aşağı kesinlikle evler yok. Bu konuda insanlar zorun durumda. Hatta bazen ben arkadaşlarla konuştuğum zaman yakında çadır kent kurulursa hiç şaşmayın diyorum. Yani şu anda gerçekten insanlar o konuma, o duruma gelmiş durumda. Bir de o kira konusunda kiracı ve ev sahipleri karşı karşıya geliyorlar. Yani adeta bir düşman konumuna geliyorlar.